Bir elinde teklif var. Başka teklif olmadığı var mı? Olmadığına göre ben divanı okuyorum. Ahmet Ünal, Katip Üyeliklere Akif Yiğit, Vehbi Akar, Emircan Adalı. Teklif verenler İsmet Erdoğan, İlyas Kil, Abidin Öztürk, Mehmet Mutlu, Vehbi Akar, Salim Kasap, Süleyman Cırık, Mustafa Küçük, Ramazan Dündar, Musa Gökçen. Lütfen işaret buyurun arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyorum. Erdemli Madeni Sanatkarlar Odamızın değerli üyeleri ve bizleri yetiştiren değerli ustalarım, büyüklerim, hoş geldiniz hepiniz. Genel kurulumuzu şereflendirdiniz. Hepinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanım, şimdi bu genel kurulda biraz farklılık siz de görüyorsunuz. Çok değerli bizleri yetiştiren, 2000 yılında bu sanayiye geldik. Bu sanayiye gelmeden bu sanayinin temelini atan değerli büyüklerimiz var. Bu şu andaki mevcut ustalarımızın ustaları burada. Onları bu yıl dedik ki bir onur edelim, bir plaket verelim. Ben bizim genel kurulumuza gelen bütün o büyüklerimize, ustalarımıza teşekkür ediyorum ayrıyeten. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün odamızın 7. olağan genel kurulu yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle sanayimize hizmet vermiş, geçen 4 yıl içerisinde odamızdan ayrılan, kaybettiğimiz değerli ustalarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve metanet diliyorum. Değerli esnaf arkadaşlarım, dünyada ve ülkemizde hayatımızı ve geleceğimizi etkileyen çok gelişmeyi ve değişimi çok hızlı bir şekilde yaşıyoruz. Her alanda gerçekleşen bu değişim ve dönüşüm sürecinde kendimizi yenilememiz gerekiyor, bildiğimiz üzere. Seçim sonrası esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ederek eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Yönetim kurulu olarak bütün resmi kurum ve kuruluşları ziyaret ederek odamız ve esnaflarımız hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Önceki dönemlerde olduğu gibi siz üyelerimizi gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurulması, daha ileri seviyeye ulaşması için fuar ve seminerlere katılarak ustalarımızı bilgilendirme toplantısı yaptık. Ama maalesef 2019'dan bu yana değerli arkadaşlarımız, pandemiden dolayı proje hazırlayamıyoruz, fuarlara gidemiyoruz. Ama inşallah bundan sonraki süreçte aynı şekilde bütün fuarlara ve seminerlere katılacağız. Bunun da zaten yani müjdesini vermeye gerek yok, zaten hepimiz biliyoruz. Destek veren, bizleri orada yalnız veren esnaf arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Mersin Esnaf Odalar Birliği'mizin her yıl düzenlediği Ahilik Haftası programında kalfa olarak Hasan Karaca'da yılın en iyi kalfası seçtik. Başkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Koca Hasanlı Sanayi Sitemizi Birlik Başkanımız Talat İçer'le ziyarette bulunarak mevcut sanayi sitesi mülkiyeti hazineye ait olup yerin sanayimize kazandırılması için girişimlerde bulunduk. Çözemedik ama çalışmalarımız Koca Hasan'ın esnaf arkadaşlarımızla birlikte, Sayın Birlik Başkanımızla birlikte takipçisinde olacağız. Orada da bir kanayan yaramız var. 30-35 tane esnafımız var. 1970'li yıllar biliyorsunuz böyle derme çatma sanayisinde arkadaşlarımız çalışıyorlar. Pandemi döneminde esnaflarımıza Türkiye Halk Bankası ve Esnaf Kefalet Kooperatifi aracılığıyla faizsiz 25 milyon TL'yi birçok arkadaşımıza kullandırdık.
Yani o dönemde biliyorsunuz şiftah yapıp dükkanlarını boş yere kapatan esnaflarımız oldu. Bir nebze de yardımcı olmaya çalıştım. Yine pandemi döneminde bazı esnaf gruplarına 3000 TL, bazı meslek gruplarına 5000 TL hibe başvurularını odamız personelleri tarafından saat ve zamana bakmaksızın yardımcı olarak desteklerini almalarını sağladı. İlçemize yakın Aydıncık bölge, Boğsak, Yeşil Ovacık, Işıklı, Akdere bölgesinde meydana gelen yangın yerine odamız öncülüğünde esnaflarımızın destekleriyle yiyecek, içecek, giyim vesaire yardımlarında bulunduk. Kocaeli esnaflarımızdan üyemiz olan İlyas Kire'ye de buradan özellikle teşekkür ediyorum. Kendisi birebir bu işin mimarı oldu. Çok teşekkür ediyorum bütün esnaflarım adına İlyas kardeş. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Talat Dinçer'in ikili görüşmeleri neticesinde Erdemir sanayimizin kanayan yarası olan arıtmamızın Anadolu'ya bağlanması ve çevre yolu üzerindeki sel felaketinden dolayı yıkılan iade duvarımızı yapılmasını sağladık. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer, Koordinasyon Başkanı Vedat Uzunbağ ve personellerine de buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yeterlik belgesi olmayan esnaflarımıza MEYEM Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Şimşek ile görüşerek sanayimizde kurs merkezi açtık. Birçok arkadaşımıza yeterlik belgesi almasını sağladık. Ama maalesef bir türlü yerel idareleri aşıp da şu imar planlarında sanayi yeri belirletemiyor. Yer yok. Yer almaya kalksak nereye alacağız? Erdem diye bir sanayi sitesi daha şart. Bunun yerini, planlamasını şimdiden yapıp çok iyi bir yere gelişmeyi de düşünerek bir sanayi sitesini şimdiden planlamamız lazım. Yoksa ileriki günlerde sıkıntı çekeceğiz. Bak, eleman sorunumuz var. Hakikaten buradaki başkanlıklar gönüllü başkanlıklar ya. Adam işini, gücünü bırakıyor. Her şeyini bırakıyor, bu işlerle uğraşıyor. Birilerinin de bu işlerle uğraşması lazım. İşte o yüzden odalarımız hakikaten sizlerin hak ve menfaatini korumak adına elinden geldiğince gece gündüz insanlar bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. O yüzden ben tüm başkanlarımıza ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Evet değerli arkadaşlar, arkadaşımız var mı? O zaman olmadığına göre 10. 11. ve 12. maddeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler hep meşer buyursun. Etmeyen ittifakla kabul edilmiştir. Bakalım bir şey arıyor. Süleyman, elini biraz tutun. Aç bakalım. Allah'a emanet olun. Ali Baba'yla çek bakayım. Arkadaşlar yemek alabilirsiniz. Yemek hazırmış. Kimlik 280. Kapaklar. Çok sayı olduğu için hakim belirtiyor. Şu numara konusu var. Kalacaksın sen kapalı edin. Selamünaleyküm. 570.